akşamlar. Bugün 12 Şubat 2024. Kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından çiftçiye verilen destek primi ödemelerinin geç yapıldığını belirten Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bakanlığımız önümüzdeki günlerde revize ederek ekstra destek verir diye umuyorum dedi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kente etkili olan yağışlar ve üreticilere verilen destekler hakkında açıklamalarda bulundu. Bugün etkisini gösteren yağışın ürünlere fayda sağlayacağını söyleyen Arabacı, yaz döneminde de belirli aralıklarla yağış olmasını temenni ettiklerini kaydetti. Yağan yağmurlar kış yağışları açısından baktığımızda çok yeterli mi? Tabii ki değil. Ama bizim bu buğday ekiliş döneminden sonra aldığımız yağışlar aşağı yukarı 180 kilo, 190 kilo civarı oldu. Bu Ocak ayı gibi pek bir yağış almadık ama bu şu an ki yağan, hala yağan yağmur önceden üreticilerimiz tarafından telefonlar elinde her gün yağışı bekliyordu üreticilerimiz. Takip ettik ve çünkü neden? Gübreleme dönemi geldi. Bu dönem gübre atma dönemi olduğu için birçok üreticimiz yağışı takip etti ve bu yağışın geleceğini birçok kanal gösterdiği için bu geçtiğimiz hafta ortasından itibaren bütün üreticilerimiz gübrelemesini yaptı ve ardından da tabii bu sabah yağışın başlamasıyla beraber tabii üreticilerimizin yüzü güldü. Sevindik çünkü neden? Ürünün gübreye, azota ihtiyacı vardı. Bu azotu alabilmesi için yağışın olması gerekiyordu. Bu yağışla birlikte gübrelemeyi yapıp üründe ihtiyacı olan azotu alacak inşallah. Yani biz baktığımızda evet kış yağışı olarak çok yeterli bir yağış almadık. Ama çok kurak diyebileceğimiz bir kış da değil tabii ki. Şu anki yağan yağmur ekili olan ürünün, buğdayın, işte kanolanın gelişimi açısından herhangi bir sıkıntı yok yağışla ilgili. Ama tabii ki bu yıl bu yağışlar iyi mi gidiyor, sene iyi mi olur dersek bunun için erken. Genel olarak baktığımızda yani şu an ürün gidişatı güzel ama önümüzdeki dönemde de belli aralıklarla yağış almamız gerekiyor. Ama tabii bu kış dönemi daha henüz bitmiş sayılmaz. İnşallah güzel yağışlar gelir. Toprağın suyu depolayabileceği, nehir debilerimizin, işte barajlarımızın seviyesinin çok yükseleceği bir dönem olur diye umuyorum. Çünkü onların işte barajların ve nehirlerin debilerinin yükseleceği bir seviyede yağış yok şu an. İnşallah önümüzdeki günlerde onlar da olur. En azından önümüzdeki süreçte de sıkıntı olmaz. Yani yaz döneminde de belli aralıklarla yağış alırsak inşallah ürünlerimizin gelişme açısından da bir sıkıntı olmaz. İyi bir yıl olur diye umuyorum. İnşallah hayırlısı olur. Üreticimizin emeğinin karşılığını alacağı bir yıl olur. Arabacı ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday üreticisine verdiği ton başına 1000 lira desteğin eridiğini ve revize edilerek ekstra destek beklediklerini söyledi. Buğdaylarda destekleme modeli biliyorsunuz yeni bir ekiliş, yeni bir planlama dönemine geçiyoruz. O yüzden tamamen oturmuş bir model yok şu an. Eski aldığımız destek modeli değişiyor. Şimdi farklı bir modele geçiliyor. Bunu önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda daha doğrusu daha da net oturacaktır. Yani şu an ürün sattığımızda kilo başına 1 TL destek vermişti devlet. Bu destek hatta ürünü sattıktan sonra, TMO ürünü aldıktan sonra geçtiğimiz yıl bir ay içerisinde ödenmişti. Bu yıl maalesef biraz uzun sürdü. Yani bu 1 lira verilen prim eridi diyebilirim. Yani üreticilerimizin o gün buğdayını sattığında bu 1 lirayı alsaydı belki daha uygun mazotunu alacaktı. Belki daha uygun gübresini alacaktı. Bir takım işlerini halledebilecekti ama maalesef bu gecikmeden dolayı o 1 lira eridi. İnşallah bakanlığımızın bununla ilgili önümüzdeki günlerde tekrar bunu revize ederek üreticilerimize ekstra bir destek verir diye umuyorum. Bakanlığımızdan talebimiz bu yönde. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Belediye Başkanı adayı Şükrü Cirevoğlu düşük tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Cirevoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, sağlık durumunun çok iyi olduğunu, yarın taburcu olacağını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Edirne Belediye Başkanı adayı Şükrü Cirevoğlu'nun sağlık durumuyla alakalı açıklama yaptı. Cirevoğlu'nun düşük tansiyon şikayetiyle Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne gittiğini belirten Balkanlı, yapılan kontrol sonucunda Cirevoğlu'nun anjiyosunun yapıldığını ve stent takıldığını ifade etti. Balkanlı, Cirevoğlu'nun sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve yarın taburcu olarak çalışmalarına devam edeceğini vurguladı. Edirne'de ters yöne giren tırın karşı yönden gelen beton mikseriyle kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Edirne'de şehir merkezinden çıkış yaparak Kapıkule istikametine dönüş yapmak isteyen Bulgar plakalı tırın ters yönlü yola girmesi sonucu tır, karşı yönden gelen YÖ idaresindeki beton mikseriyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bulgaristan plakalı tırın içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaklaşık 1,5 saat boyunca kapanan yolda araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafik akışı sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Edirne'de elektrik dağıtım merkezi bakım onarım çalışması nedeniyle Kocasinan Mahallesi'nde planlı elektrik kesintisi yapılacak. Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Edirne İl Müdürlüğü, elektrik dağıtım merkezi bakım onarım çalışması nedeniyle Kocasinan Mahallesi'nde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 13 Şubat 2024 Salı günü elektrik dağıtım merkezi bakım onarım çalışması nedeniyle Kocasinan Mahallesi'nin Sadık Ahmet Caddesi, 23, 24, 25 sokaklar 9.30 ile 14.30 saatleri arasında 5 saat süreyle enerjisiz kalacak. 57 yıldan bu yana aynı iş hanında berberlik yapan Latif Zöngür hem dokusu hem de kullandığı eşyalarla müşterilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor. 4 tane 5 tane özelliği olan bir makine. Eskiden bunlar yoktu. Şu anda bunlar epey bir rahatlığa kavuşturdu bizi yani. Edirne Merkez Tahmis Meydanı'nda bir iş hanının içerisinde berber dükkanı olan Latif Zöngür 57 yıldan bu yana aynı eşyalarla müşterilerine hizmet veriyor. Mesela makas mı? Uzun yıllardır Latif Berber'i tercih eden sadık müşterileri de bu dükkanın hala var olmasındaki en büyük sebebin Latif Söngür'ün titizliği olduğunu belirtiyor. Birinci görevimiz temizlik. Sanattan da önde gelen bir sıralamadır benim için. Temizlik, temizlik, temizlik. Sonradan sanat gelir. Ben dükkanıma temizliğimi sabah aylak kaldığım zaman hiç durmadan mütemadiyen temizlik yaparım. Hiçbir yerde gelip benim bir dükkanımda toz, bir pislik kimse bulamaz. Bu dükkan her zaman sabahtan akşama kadar temizlenir, aylak kaldırmayacağı. Edirne'de 1964'te askerden geldim, dükkan açtım. Kalfalım Saraçlar Caddesi'nde rahmetli Şükrü İzci'nin yanında başladı. Oradan sonra geldim, kendime dükkan açtım. Şu anda 60 seneden beri bu işi yapıyorum. Çiringirler Çarşısı'nda dükkanımı işletmekteyim. Çok değerli müşterilerim var. İstanbul'dan özel tıraşa gelen müşterilerim var. Biz onlar bizi devamlı olarak 50 seneden beri tıraş ettiğim müşterilerimiz var. Onlarla beraber içli dışlı burada iç içe günlerimizi geçiriyoruz. İşimiz düzgün, iyi bir işimiz var. İşimi seviyorum. Sevdiğim için de hala bu yaşta yapıyorum. Ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz yani. Bu dekoru müşterilerin arzusu üzerine yaptık. Benim şu anda evimde hiç kullanmadık berber koltuğu var. Fakat müşterilerin bu koltukları bu görünümü istedi. Buradan geliyor, tıraş olmak bile mühim değil. Bu ortamı almak, burada Türk müziğini dinlemek onlara bir huzur veriyor. Buradaki görüntüsü de onları dinlendiriyor. Makaslarımız, benim şu anda elimde 60 senelik makasım var. 45 senelik pudra kutusu var. Taraklarım var. Tabii ki bu 60 seneki evvelki makasla şimdiki makas arasında çok farklar var. Ben hala 60 seneki makası kullandığım günler oluyor. Tıraş ettiğim arkadaşlarım var. Bunları kullanıyorum. Şimdi daha teferruatlı şeyler çıktı. Fakat o zaman daha başkaydı bunlar. Edirne'nin Yunanistan'a açılan İpsala sınır kapısından çıkarak Almanya'ya giden tırda Plovdiv'in gümrük memurları tarafından mobilyaların arkasında gizlenmiş yarım tondan fazla bal, pekmez ve kurutulmuş gıda ürünü yakalandı. İpsala sınır kapısından geçen Türk vatandaşı tır şoförü, Türkiye'den Almanya'ya taşınan mobilyalara ilişkin belgelerini Yunan gümrük görevlilerine sundu. Araç, detaylı bir gümrük kontrolü için seçildi ve bu sırada beyan edilen malların arasında 28 karton gıda maddesinin saklandığı tespit edildi. Araç sürücüsünün ifadesine göre Almanya'daki akraba ve dostlarına götüreceği beyan edilmemiş 191 kilo süzme bal, 104 kilo petek bal, 96 kilo pekmez, cevizli sucuk, 209 kilo kurutulmuş kışlık yiyecek ve diğer gıda maddeleri ele geçirildi. Tır şoförünün Almanya'daki akrabalarına götürdüğünü beyan ettiği gıda ürünlerine el konuldu. Sürücüye karşı idari ihlal davası açıldı. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akta, Türkiye Atletizm Federasyonu ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen özel yarışmalar koordinasyon toplantısına katıldı.
Türkiye Atletizm Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen özel yarışmalar koordinasyon toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Genel Sekreteri Oğuz Barış Erpençe ile birlikte toplantıya katılan Dernek Başkanı Önder Akta, toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avrupa Atletizm Birliği Direktörü Marco Vasici, 9. Uluslararası Edirne Marathonu'na davet ettiğini belirten Akta, Marco Vasici yaptığımız görüşmede 9. Uluslararası Edirne Marathonu'nun Avrupa Atletizm takviminde görünür olması için gerekli çabayı göstereceğini ifade etti. Ayrıca kendisini Edirne Maratonu'na davet ettik, katılım göstereceğini belirtti. Vasiç'ten Uluslararası Edirne Maratonu'nun Avrupa Atletizm Birliği'nden almış olduğu 3 yıllık sertifikanın yükseltilmesiyle ilgili talebimiz oldu. Bu sertifikayı Türkiye'de özel yol yarışları kapsamında sadece Uluslararası Edirne Maratonu'na verilmiş bir sertifika. Vasiç, pandemiden dolayı bu sürecin dondurulduğunu ama önümüzdeki süreçte Uluslararası Edirne Maratonu'nun 5 yıllık sürecinin tamamlanacağını ifade etti. Akta ayrıca, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın önümüzdeki günlerde Edirne Valisi Yunus Sezer'in başkanlığında kurulan Balkan Şehirleri İşbirliği Platformu kapsamında 9. Uluslararası Edirne Maratonu ile ilgili lansman toplantısını gerçekleştirmek üzere Edirne'ye geleceklerini kaydetti. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 8 lira 55 kuruş, en yüksek 9 lira 98 kuruş, ortalama 9 lira 20 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık ise en düşük 15 lira 22 kuruş, en yüksek 15 lira 99 kuruş, ortalama 15 lira 74 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 155 lira 40 kuruş, en yüksek 194 lira 20 kuruş, ortalama 179 lira 66 kuruş. Düve en düşük 139 lira 60 kuruş, en yüksek 185 lira 80 kuruş, ortalama 163 lira 62 kuruş. İnek en düşük 73 lira, en yüksek 171 lira 60 kuruş, ortalama 132 lira 25 kuruş. Koyun en düşük 101 lira, en yüksek 120 lira, ortalama 109 lira 15 kuruş. Süt kuzusu en düşük 195 lira, en yüksek 218 lira, ortalama 207 lira 35 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığının en düşük 8, en yüksek 15 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Sarıcapaşa Mahallesi, Çukurçeşme Sokak, numara 25 Taksim 11'deki Deniz Eczanesi, Koca Sinan Mahallesi, numara 13'teki Baca Eczanesi. Serbest piyasada dolar 30 lira 70 kuruştan, euro 33 lira 9 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 1989 lira 63 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 9113 puandan işlem gördü. Bültenimizin burada sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.